Selefi kelami. Böyle bir şey çıkarıyorsunuz ki eğer istisna olmasaydı kelama girerdi. Mesela ca'e dediniz al kavmu. Kavm geldi. Normalde bu denince siz istisna yapmazsanız kavmin bir ferdi olan Zeyd de girer. Ama siz illa Zeyd'in deyince işte o kelamın altına girmez. Anlaşıldı mı? Yani kavmin altına girmez. وَاِنَّمَا يَسْحُوا اِسْسْنَا ancak bir şartı en yapka مِنَ الْمُسْتَسْنَا مِنْ o şeyun. Yani istisnanın şartı usule göre müstesna minunun tamamını istigrak etmiş olmayacak. Mesela şöyle deseniz جَاَنِ ثَلَاثَةُ طُلَّابٍ اِلَّا ثَلَاثَةَ طُلَّابٍ bu caiz değil. Üç kişi geldi bana ancak üç kişi gelmedi. O zaman bu istisnali olarak getirmenizin anlamı nedir? Basitçe, kısaca de ki macani sahası dur. Şöyle geç. Anlaşıldı mı? Evet. O için diyor ya ve innema yasahhu ancak istisna sahiptir. Bir şartı en yapka minel müstesemnu. Yani o istisna müstesnanın müstesna minhu'yu istigrak etmemesi gerekir. Bu bir şart istisna. İkinci şartı o min şartı en yekuna muttasilen bil kelami. Sizin kullandığınız cümle o cümlenin hangisinden istisna yapıyorsanız müstesnanın hemen ona yani o kelama bitişik olması lazım. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet. Kelamı muttası olacak. Yani müstesna ile müstesna arasına fasıl girmeyecek kısaca. Ve yecuzu şu da caizdi. Takdimul istisnai ale müstesna minhu. Mesela şöyle diyebilirsiniz. Ca'eni illa zeyden el kavmu. Ca'eni illa zeyden el kavmu. Kavmu müstesna minhu'dur. İlla zeydeni ondan önce zikretmişsiniz. وَيَجُزُ الْاِسْتِسْنَاءُ مِنَ الْجِنْسِ وَمِنْ غَيْرِهِ İstisna, cins, yani delilli olmayan. جَاءَنِي رِجَالٌ وَجَاءَنِي رَجُلٌ اِلَّا زَيْدٌ Bu da caizdir. وَمِنْ غَيْرِهِ Cinsin dışında olanlardan da istisna caizdir. وَالشَّرْطُ şart يَجُزُ اَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الْمَشْرُوطِ Şart usul fıkhata meşruttan sonra gelmesi caizdir. Ama mukaddem de olabilir. Yani mesela ayette diyelim ki yani bir nasta bu şey su'mu en istatatum de caizdir. En istatatum su'mu da caizdir. O şekilde. Evet. وَالْمُقَيَّدُ بِالصِّفَةِ Bir sıfatla kayıtlanmış olan bir isim يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ Mutlak ona hamledilir. Yani mutlak, mukayyede hamledilir. Bu tabi Şafii usulcülere göre böyle. كَالْرَقَبَةِ Rakabe köle demektir. قُيِّدَتْ بِالْاِيمَانِ İmanla takid edilmiş فِي بَعْضِ الْمَوَعَضَيْ Mesela Allah-u Alem şeyin öldürme kefareti, katil kefaretinde rakabetin müminetin demiş. Evet. Şeyde ise ziyar kefaretinde ise rakabın mutlak zikredilmiş. Dolayısıyla o mutlak mukayyede hamledilir. Ve deriz ki her iki kefarette de her iki evet kefarette de katil ve ziyar kefaretinde de kölenin mümin olması lazım. Ve yecuzu tahsisul kitabı bil kitab. Diyor kitabı Kur'an'ı Kur'an'la tahsis etmek. Kur'an'ı sünnetle tahsis etmek. Sünneti kitapla tahsis, Kur'an'a tahsis etmek. Sünneti sünnetle tahsis etmek. Nutki yani delil
vahyin mantığını kıyasla tahsis etmek. وَنَعْنِي بِالنُّطْقِ قَوْلُ اللّٰهِ سُبْحَانُ وَتَعَالَى قَوْلَ اللّٰهِ سُبْحَانُ وَتَعَالَى وَقَوْلَ رَسُولُ. Yani Peygamberin aleyhissalatü vesselam, Allah Celle Celaluhu Peygamberin sözü, nutuktan onu kastediyoruz. O diyor, neyle tahsis edilebilir? Neyle tahsis edilebilir? Kıyasla. Evet. El-Mücmen ve'l-Mübeyyen. Kelamın çeşitlerini anlatmaya devam ediyor. Evet. Mücmer ve mübeyyen. El mücmer ma iftakara ile beyani. Mücmer, beyana ihtiyacı olandır. Vel beyanu beyan ise tarifi, ihraç şeyi min hayyizin işgali ile hayyiz zid tecelli. Bir şeyi problemli konumdan açık bir probleme konuma çıkarmaktır. Yani bir lafzı, nassın bir lafzını problemli bir konumdan açık ve net olan bir konuma çıkardınız mı? Yani onu net bir şekilde açıkladınız mı? Buna beyan denir. O açıklanan isme de, şeye de, lafza da mübeyyen denir. Evet. Size de siz açıklıyorsanız mübeyyin denir. Ve nasıl olasıysa مَا لَا يَعْتَمِلُ اِلَّا مَعْنَا وَاحِدًا. Bir mananın dışında, bir mananın dışında ihtimali olmayan bir man. Mesela atu zekatı, zekatı verin. Zekatın başta ne manası olabilir? Dolayısıyla buna nasıl denilir? Ve kıyla bir kavle göre nas ma te'viluhu tenziluhu. Te'vili tenzili olandır. Yani nas tevili tenzili olandır. Evet. Yani yorumlanması ne olan? Hayata uygulaması olan. Yani uygulanmakla yorumlanmış olduğunuz lafza nas denir. Vahve diyor nas kelimesi müştakun min satın arusi vahve kursiyu. Yani gelinin minsatı, yani kürsüsü. Evet. Allah'ı ve muavvel ve Allah'ı ve Allah'ı ma ihtemele emreyni ahaduhuma azhar minel ahar. İki emre, iki duruma ihtimali olup da o iki durumdan birisi öbüründen daha zahirse, İşte bu iki manaya muhtemel olana zahir denir. Ve evvelu zahiru delil. Zahir de delille tevil edilir. Hani dedik ya, zahirde iki durum var. İşte o iki durumdan hangisini kast ediyorsanız, o delille olur. Delil olmazsa olmaz. Ve buna da, ve yusamma zahiru bid delili, buna da delille zahir olan denilir. Peki.